Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün hangi kitapla karşınızdayım? Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz isimli kitabı. Bu kitap İhtiyar Balıkçı ismiyle de tercüme edildi. Bu kitap Yaşlı Adam ve Çocuk ismiyle de tercüme edildi. Ama yani genel olarak Türkçe'ye çevrildiği ismi Yaşlı Adam ve Deniz isimli eseri Ernest Hemingway'in. Normalde bu kitabı ben yıllar önce okumuştum. Şu anki okuma listemde okunacaklar arasında yoktu. Ta ki geçen de Zülfü Livaneli'nin hani Deniz ve Çocuk isimli eseriyle ilgili bir makale okuyordum. Onda Zülfü Livaneli ile yapılmış bir konuşma da vardı. Orada Livaneli diyor ki, benim diyor bütün hayatımı etkileyen, hatta bana yazar olma ruhu, heyecanı, isteği veren kitap Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz isimli eseriydi. Deyince lan dedim, Allah Allah dedim, Zülfü Livaneli. Tamam dedim, hani ben bu kitabı okudum. Güzel bir kitap ama Zülfü Livaneli niye bu kadar etkilenmiş? Yani onun hayatını bu kadar derinden sarsmış. Lan dedim, dur ben bu kitabı bir daha okuyacağım. Çünkü Livaneli diyor ki, bu kitabı okuduktan sonra diyor işte 16 yaşlarındaydım. Evden kaçmış, bir balıkçı kasabasına gitmiş. Orada 2-3 ay boyunca bu balıkçı teknelerinde yatmış. Yani bir anlamda hani serkeşlik yapmış. Niye? Çünkü burada yani Yaşlı Adam ve Deniz isimli eserde bir çocuk karakteri de var. Belki de Livaneli'yi etkileyen o çocuktu. Lan dedim, Zülfü Livaneli'yi evinden kaçıran, balıkçı teknelerinde yatıran, 2-3 ay boyunca işte sokaklarda gezdirecek kadar etkileyen ve daha sonra yazarlık sürecinin de o tetikleyicisi olan bu kitabı dedim, ben dur bunu bir daha okuyacağım. Tamam yıllar önce okudum ama bir de bir bakayım ya Livaneli bundan niye bu kadar etkilenmiş dedim ve Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz isimli eserini bir çırpıda, bir yudum su içer gibi böyle soluksuz aldım okudum. Zaten çok rahat bir eser. Dili sade, adadan uzak. Ya böyle çok sizi böyle hani edebi girizgahlara sokup çıkartan bir eser değil. Sade, akıcı ama yoğun bir eser. Zaten Zülfü Livaneli diyor ki, direkt onun cümleleriyle okuyacağım. Hemingway'in bu Yaşlı Adam ve Deniz isimli eseri için. Bu romanda tek bir gereksiz söz, tek bir süsleme ve abartı bulamazsınız diyor Zülfü Livaneli, Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz isimli eseri için. Şimdi madem kitapta çok süsleme yok, hiçbir abartı yok, gereksiz tek bir cümle yok, o zaman ben de bu kitabı hiç böyle uzatmadan çok yoğun tak 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 ne okudum, ne anlam çıkardım ondan bahsedip bağlayayım. Şimdi Kübalı bir balıkçımız vardır. Olay bir balıkçı kasabasında geçmektedir. Bir Karadenizli olarak ya bizim için deniz, o balıkçı tekneleri, martılar hayatımızın olmazsa olmazıdır. Yani şu evden çıkıp da evimin terasından Karadeniz'e böyle sabah bakıp göz göze gelmeden kendimi iyi hissedemem. Niye? Çünkü deniz yaşamımızın bir parçası. Adeta hayatımızın içerisindeki insanlardan, gerçek canlılardan biri gibi. İşte öyle bir balıkçı kasabasında, işte Kübalı yaşlı bir balıkçı vardır. Yanında küçük bir çocuk vardır, ona yardımcı olan. İşte sabahleyin diyelim kahvesini getiren, işte gazetesini getiren, işte evinin süpürmesine yardım eden ve onunla birlikte denize çıkan. Ama aradan 84 gün geçmiştir. 84 gün boyunca yaşlı, ihtiyar balıkçımızın teknesi veya sandalı denizden hep boş dönmektedir. O nasip denen şey onun oltasının ucuna bir türlü gelmemektedir. Oltasını denizden hep boş çeker, sandalı hep boştur ve 84. günün sonunda yaşlı adamın yanındaki o çocuğun anne ve babası der ki, tamam artık yeter. Bu adamın denizden nasibi, kısmeti kesildi. Çocuk ona olan inancını hiç kaybetmez. Böyle değil midir hepimizin hayatında da?
Hayat ya bu, bazen başarısız olursun, uğraşırsın uğraşırsın yapamazsın, bir türlü istediğin şeyi elde edemezsin ama inançla, kararlılıkla devam edersin. Etrafında yüzlerce insan vardır, sana güvenmezler, böyle küçümseyerek bakarlar, lan bir şeyi de beceremedin derler, demeseler de onu sana hissettirirler ama bütün o olumsuz, bedsuratlı insanların arasından bir kişi çıkar. Bu bazen sevdiğin bir kadındır, bazen çocuğundur, bazen annendir, bazen arkadaşındır, bazen bir dostundur. Sana inanan biridir ve onun sana olan inancı seni hayata ve o olaya karşı motive eder. Çocuk yaşlı adama inanmaktadır. Şimdi yaşlı adam, tabi anne baba izin vermiyor çocuğa. Yaşlı adam mecburen tek başına çıkıyor, açılıyor. Balıkçıların hepsinin geldiği bir sınır vardır. Hayatta da öyle değil. Hayatta da öyle değil midir arkadaşlar? İşte bir yere kadar gelirsin. Bazen bireysel yapın, bazen aile yapın, bazen sosyal yapı, bazen din, bazen kurallar, bazen devlet ama mutlaka bir şey sana bir sınır çizer. Dur gitme daha öteye, dur burada der. Yaşlı adam da, işte bunlar hep sembolik anlatımlar, Yaşlı adam bir yere kadar gelir, bütün balıkçılar oraya gelmiş, orada durmuştur. Oradan tekneleri dolu geri dönerler ama yaşlı adamın sandalı yine boştur ve yaşlı adam der ki madem ki buraya kadar geldim o zaman sonrasına da gidebilirim der ve devam eder. Yani denizdeki o tamam bundan öteye gidilmez ki aslında insanın hani kendi içinde tamam buraya kadardı benim sınırım, daha bir ileri adım atamam dediği o an var ya, işte İçindeki o adımı atınca sandalı da denizde o sınırı geçer ve gider. Sınırlar aşılınca tabii ki yeni şanslar, yeni olanaklar, yeni maceralar ve tabii ki yeni tehlikeler de birlikte gelir. Ve balıkçının oltasının ucuna çok ağır bir şey vurmuştur. İşte hikaye bundan sonra başlar. Bir kılıç balığı ama öyle böyle değil. 600-700 kiloluk dev bir kılıç balığı. Olayın hikayesine girmeyeceğim. Detaylarını anlatmayacağım. Ben ne anladım? İşte orada o kılıç balığıyla verdiği mücadele. Aslında deniz yaşamın kendisi arkadaşlar. O yaşlı balıkçı da hepimiziz. Sensin, benim, biziz, sizsiniz. Ve mücadele başlar. Yaşlı adamın denizle olan mücadelesi, o mücadelede yaşadıkları, bazen ümit, bazen ümitsizlik, bazen yorgunluk, bazen kararlılık, bazen acı, bazen neşe, bazen böyle işte bu, tamam yakaladım hayalimdeki balığı, sahile döndüğümde itibarımı yeniden kazanacağım, hem de zengin olacağım ve o insanlar, o küçük çocuğu benimle birlikte göndermeyenler, sizler göreceksiniz yaşlı balıkçının nasıl sağlam bir balıkçı olduğunu der. Ve bütün bu çelişkileri yaşar. Umut vardır. Balık çok güçlüdür. Onu çekebilmek, alabilmek. Hayatta da böyle değil midir bazen? Mücadele çok zordur. Tıpkı o balık gibi. Balığı tuttun. Ama bazen başarmak yetmez. O başardığını muhafaza edebilmek. Onu alıp daha ileriye götürebilmek. Bu da önemlidir. O balığı tutabilecek mi? Tekneye atabilecek mi? Sahile götürebilecek mi? Hayatın temel bütün noktaları aslında burada. O basit, yalın, adasız hikayede mevcut. Umut. Hayatın bunlar en temel şeyleri. Umut var, umut. Yaşlı adam umudunu hiç yitirmiyor. İnsanlar ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın, hangi engeli çıkartırlarsa çıkartsınlar. Hem insanların, hem de denizin, hem de kılıç balığının ve hem de daha sonra olaya girecek olan o köpek balıklarına rağmen, ki hepimizin hayatında köpek balıkları yok mu?
yok mu arkadaşlar? Yani başarımızdan, neşemizden, sevincimizden, mutluluğumuzdan veya güzel bir ailemizden, güzel bir ilişkimizden veya sağlığımızın, sıhhatimizin iyi olmasından, hatta biraz güzelse güzelliğimizden, azıcık yakışıklıysa yakışıklılığımızdan rahatsız olan köpek balıkları yok mu sosyal hayatta, böyle etrafımızda kuluçkasını, ne deniyordu ona, şey yapamadım, şu köpek balığının sırtı, neyse işte gelmiyor, yüzgeci diyelim, böyle yüzgecini göstererek böyle dolanan köpek balığı gibi sosyal hayatta etrafımızda dolanan köpek balıkları yok mu? Var. Onu anlatıyor işte Hemingway. O köpek balığı deyince sadece köpek balığı olarak okumayın onu. Evet, umut var. Sabır da var. Sabah olur, akşam olur, gece olur, bir mücadele vermektedir kılıç balığıyla birlikte. Gece gelir, olmaz. Sabah olur, olmaz. Bir gün daha, bir gün daha geçer. Ve sabır neymiş? O balıkçı gösterir bize. Hayatta böyle değil mi? Bazen sabretmeyi bilmek gerekir. Ne kadar istekli olursan ol, ne kadar başarılı olursan ol, eğer sabretmeyi bilmiyorsan bütün bu yeteneklerin anlamını yitirebilir. Sabır neymiş ve ne kadar ehemmiyetliymiş onu anlatıyor bize Ernest Hemingway. Ve kararlılık. Evet, sabır, ama sabır dediğimiz şey böyle oturup da pasif, edilgen, sümsük, sünepe böyle beklemek değil. Kararlı olmak. İnandığı şey için, mücadele ettiği şey için, verdiği kavgada kararlı bir şekilde durmak. İşte bu basit hikayenin en temel mesajlarından bir tanesi. Kübalı balıkçı Santiago. Ve bazen hayat sizi tıpkı yaşlı o ihtiyar balıkçının uçsuz bucaksız o denizde, o okyanusta, o suların içerisinde gecenin bir başı yalnız bıraktığı gibi bazen hayatta da yalnız kalırsınız. Ve işte o an tıpkı o ihtiyar balıkçının denizi, denizden gelen en küçük sesi dinlediği gibi, hatta denizin sesini bile unutup kendi iç sesini dinlediği gibi hayat sizi bu sosyal insan okyanusu içerisinde yalnız bırakabilir. İşte o yalnızlık esnasında umutsuzluğa kapılmamak, umut, sabır ve kararlılıkla mücadele etmek gerektiğini anlatıyor bize Ernest Hemingway. Hikaye çok sade, hikaye çok yalın, hikaye çok basit gibi gözüktüğüne bakmayın. Ama bu hikayede insana, insanın ruhunun o en derinlerindeki en hassas yere dokunan o kadar güçlü mesajlar var ki, eğer satırların altındaki sesi duyabilirseniz. İşte bu kitap bu kadar basit ve sade ve yalın olmasına rağmen 1954 yılında Ernest Hemingway'in Nobel Edebiyat Ödülünü almasına sebep olan eser. İşte gördüğünüz bu eser arkadaşlar. Şimdi bir iki cümle daha söyleyip bağlayacağım. Bir, Ernest Hemingway okumak istiyorum. Ya Har Hoca, sen geçen de Çanlar Kimin İçin Çalıyor'u da paylaşmıştın diyen arkadaşlar, Ernest Hemingway okumalarına başlangıç için iyi bir kitap bu. Yani Hemingway'e bu kitaptan başlamanızı tavsiye edebilirim. Zaten Hemingway de diyor ki, bu benim en iyi kitabım. Yani burada şunu da görüyoruz arkadaşlar. Yani bir şeyin başarılı olabilmesi için çok böyle alengirli olması gerekmiyor. Bazen büyük bir sadeliğin içerisine de, büyük bir sadeliğin içerisine de olağanüstü şeyler sıkıştırabilir insanlar diyorum. Ve bu eserimi sizlerle paylaştıktan sonra sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kitapla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.